22.01.1988 günü cumartesi günü akşamı. Cuma günü akşamı. Cuma günü akşamı Necmi Bey kardeşimizin evinde gezek arkadaşlarımızla birlikte toplanmış bulunuyoruz. Her haftada bir gün olmak üzere güzel ilahilerden efendim eserler geçiyoruz. Bu akşam kına da Kur'an-ı Kerim'den başlayacağız. Kur'an-ı Kerim'i okuyacak olan kardeşimiz ev sahibi Sayın Ulu Cami İmam ve Hatibi Necmi Kabakuş'tan dinleyeceğiz. Buyurun efendim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyüha الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Fatiha.
Tamamen başlıyorsun. Has. İsterseniz herkes kendini şey yapsın, hani Halit Bey de olduğu gibi. Yok, bir peşler evet, geçelim de ondan sonra. Peki. Şimdi biraz şey yapalım. Şimdi Ras makamındaki ilahilere başlıyoruz. Ahmet Bey hocamız ilk giriş taksimini yapacaklar. Thank you.
sana tazim için gönderdi Cibril yemini, seni dergâhına hak etti davet ya sensin alemin en çünkü rahmetin ya Resulallah.
nefsim geçiyor. Tezahürat gerekmez. Asker şarkısı. Aslanız tezahürat. Şu dağdan yol açmaz mı? Askerlik yakışmaz mı? Ağlamayın anneler, ayrılan kavuşmaz mı? Kasaturan çelikten, nam almışım ferikten. Türk askeri korkar mı vatan için ölmekten? Kasaturan sallansın, asker olan yollansın. Askerlikten kaçanlar yere girsin, arlansın. Asker olur gideriz. Haki kumaş giyeriz, şanlı vatan yolunda canlı feda ederiz. Sağ olun. Evet, bestelenmiş. Orada yine Assubay'ın huzurunda tokat yememek için sunulmuş. Mustafa Yavuz'un oğlu İzmir'de askerdi, Acemi Birliği'nde. İzmir'e gittik gülümsüyle geçen sene. Birle beraber gittik hep beraber ziyarete. Topçu Hazretleri bu şiiri bir okudu. Bizim acem asker 2 saatte gelecekti, 10 dakikada geldi oraya. İstediler hem de. Şey yaptılar da ondan sonra. Evet efendim, programın ikinci kısmına başlıyoruz. Yeni güzide arkadaşlarımız geldi. Efendim programımıza renk kattılar. Efendim. Thank you.
bu iş. Oh,
cennet. Olur. Eyvallah. 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 Thank you.
şah gövleyin Mustafa. Allah razı olsun arkadaşım, sağ ol. Teşekkürler. Tamam hadi. Ne oldu? Sakın yemişim yemeği. Yapma ya. Martın geceleri batana. Dur abi. Durma. Vallahi yapma. Bu nimetler hakkında bir konuşma isteyeceğiz Sabri hocamızdan. Hele şükür, hele şükür bu cemaat hoca değilmiş. Dur bakayım söyleyeyim. Gitti ya zor oldu. Hocam kızlar da tam bizim boş konuşacağız. Rica ederim her akşam bizden. Ne bu akşam? Sen müsaade ederim diyorsun, kürsüye kendin oturuyorsun. Ben anlamadım ki nasıl müsaade etmez. Hani bir yerde hatırlattın o kadar. Bu arkadaşlar benim lisanımdan anlarlar. Sen bilirsin gene ama. Bir uygulama yapalım buyurun. Saat olduğu gibi başlayalım. Ondan sonra kürsü hazırlayalım. Gel abi gel otur da gel. Gel gel gel. Abi gel lan. Sen hangisi? Gel beni de işin yolunda. Dur 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 ben de dur. Neredesin çoktan beri? Hocam toplantıda yoktur oğlum. Var mıydı? Ben sana oğlum kültür seviyesi yüksek olan toplumda konuşma demiyor mu? Böyle top kuruyorsun işte. Tamam oğlum. Yetişmemişsin. Arkadaş yetişmemiş yani. Notaları bunlar. Hepsini şimdi sırayla herkes kendini takdim edecek.
Baştan Mükerrem abimizden başlayacak. Benim şöyle Zeki abiden başla, böyle dönsün abi. Çünkü içimizde en yaşlı olan biliyor, Zeki abi biliyor. Bursa 1930 doğumlu Zeki Sarıçam. Evliyim, üç çocuk babasıyım. Büyük kızım evli, bir torunum var. Hepinize Cenab-ı Allah göstersin, teşekkür ederim. Söyledim abi. Beş çocuk babasıyım, bir evli oğlum var. Gömlek ticareti yapmaktayım. Teşekkür ederim. Esnaf Bursa. Hamdi Delil, Orhan Camii müezzin kayyumisi. Ahmet Aktuğ emekli. Basri Gümre Berber Bursa. Ahmet Aygenç Kıyımcı Bursa. Evet abi. Ekrem Şibay. Udi Sade Efendim. Udi. 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 Evet. Mehmet Ali Dayıoğlu. Mimar. Fakat şimdi mimarlık yapmıyorum, hamam işletiyoruz. Güzel, doğum este. Evet. Temizlik, imandan da. Efendim 1940 doğumlu İsmail Topçu, Fidan'ın camiinden emekli imamlardan. Teşekkür ederim. Düğünlere gider hep yemekli. Yavuz ne doğumlu? Yavuz ne doğumlu? Şimdi Lidyori'ye mağazası işletmekteyim. Teşekkür ederim. 1937 doğumlu Şahmettin Tural. Tural şekerlemenin sahibiyim. Reklamı yaptım. Evet. 1940 doğumlu Erzurum Nedim Kabakuş. 1940. İki oğlum var. Birisi Necmi Kabakuş, biri Cahit Kabakuş. Biz de dün görelim. Yaşa amcalar. Kardeşim benim. Kardeşim benim. Şerbet. Süleyman Başaran, 1960 doğumluyum. Hasan Hüseyin diye iki tane ikiz evladımız var. Allah bağışlasın. Paşa Paşa Can Muamilleri toptan satışı yapmaktayım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Oyuncular ticaretten emekli. Birlik ticaret ortaklarından Ali Öz, 1941 doğumlu. Şu anda 30 Ece Amali Buz. Tamam mı? 7 tane torun. Aferin abi. Aferin Hacı Ali. Hacı Ali asker. Devamını hocaya sorun. Hacı Ali. Nasılsın yavrum? Tanıştığımızda memnun oldum hacım. Sağ ol. Sınıf arkadaşım diye takdim ettim hocam. Eyvallah. Sağ ol. 1951 doğumluyum. Adım Keramettin, soyadım Bayındır, Orhan Camii İmam Hatibi'yim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ben de yanımda ağaçlarına katibiyim. 1944 doğumluyum. Oda tamirciyim İbrahim Süser. 1954 Bursa doğumlu Ferruh Sevimli. Yaşım önemli değil. İkinci evliliğin hazırlığı içinde. İsim soyadı. Mustafa Yavuz. 1938 Bursa doğumluyum. Emekli din görevlisiyim. Şu anda ticaret yapmaktayım. 4 çocukla evliyim. Teşekkür ederim. Hacı baba atla da sıraya atladın. Hüseyin Bey. 1942 Afyon doğumluyum. Bursa Merkez Bağrısı'yım, Sabri Karahan. Hüseyin Erbacı, 1934 doğumluyum, otel işletmekteyim. Teşekkür ederim. Şaban Çivrin, Bandırma 1925 doğumluyum, Çesul Evsa. Hafız İbrahim Gürkan, serbest meslek sahibi efendim. Allah razı olsun hepinizden. İki tane yavrum efendim, kızım evli. Bir tane oğlum var, koç gibi Allah bağışlarsa. Hepinizinkini Allah bağışlasın. Amin. Hasan Hüseyinlerle sınıf arkadaşı değil mi canım? Evet. Allah razı olsun. Baktım ki burada tabloya, benden yaşlı, bir tek abi söylemedi yaşını, kocanın babası. 40 doğumlu, 1940 doğumlu. Evet, Mükerrem Bey buyurun. 1932 doğumluyum. Herhalde üçüncü sırada yaşlı için abiniz olduğuma göre işte 5 çocuk vardır. 947'de Şevket Yılmaz biraz evvel bahsettik. Hasan amca vardı onun babası. Hani şimdi Türk İş Başkanı'nın. Merinos'ta. Evet. 47'de buraya Bursa'ya geldim ben. 13-14 yaşında. Ondan sonra tekrar işte sanatı amcamdan ve Rumlardan, Macarlardan tabii fayans, çini vesaire böyle seramik, rustik gibi şeyleri öğrendik. Mimarlar daha iyi bilirler.
Ondan sonra Aksaray Üniversitesi'ni yaptık. Ankara Büyük Millet Meclisi'nde. Ve 958'den de oteli Mehmet Yazıcı aldı. Ondan sonra peteklerle beraber bize devrettiler. Yani inşaatçıyım. Tarihi eserlerle ilgili veya herhangi bir şeyle ilgili olan şeylerde bakıyoruz. İnşaat müteahhitlere yönetim kurulu başkanıyım. 13 senedir Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi'nde emeklerimiz vardı işte. Türkiye İşverenler Marmara Bölgesi'nde işveren temsilcisiyim. Peki, mükerrem Mütü efendim. Teşekkür ederim. Evet, buyurun. Zor hocayı takip edin. Adım Alet Göçmenge, 1943 Bursa doğumlu. Duyulmadı. Alet Göçmenge, 1941 Bursa doğumluyum. Halit Bey, bu toplantılar hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Efendim, bu toplantılar bundan 3 sene evvel, tahminen 4 sene evvel 6-7 arkadaşla toplandık. Teravihlere gittik. Teravihlerde köy camilerini gezdik. Ondan sonra baktık ki teravihlerden sonra yaz mevsimi dolayısıyla bir boşluk oldu. Kışın tekrar toplanmaya karar verdik. Geçen sene 10 kişiyle başladık. 12 kişiye kadar çıktı. Zaman zaman 20 kişiye kadar çıktı da oldu. Bu sene maşallah Allah razı olsun. Sevenler sevenleri çağırdı. Çağrılıp gelen seven arkadaşlarımız bizleri de sevdi. Bu gördüğünüz cemaat bu şekilde teşekkür etti. Bu toplantılar devam ettiği süre içerisinde başınızdan enteresan bir olay geçti mi? Anlatır mısınız? Vay vay. Rica ederim. Gazetecimiz seni dinlemiyorsunuz. Bu toplantılar her ne kadar dini toplantı olsa dahi birbirimize samimiyetten şakalar olur, latifeler olur. Severiz, latife yapmayı da hoşumuza gider. Bu arada dini kısmı temsil eden sayın arkadaşım Yavuz, hem bizim gibi ticaret erbabına yakındır. Çünkü bazı sanayi dallarının da kuruluşlarında müdürdür. Allah Allah. Bazı öyle olur. Bazı dini kısma geçer. Allah razı olsun. Kendisi olmadığı zaman da bu toplantıların hiçbir kıymeti yoktur benim nazarımda. Çünkü tıs pıs geçer. Efendim, bu toplantılar devam ettiği süre içerisinde başınızdan bir enteresan olay geçti mi? Aksu faciası da burada. Yarasa olan gocunur. Allah razı olsun. Geçen sene teravihlere gezerken hududu geçmişiz. Biz ne bilelim orası Gürcü memleketi olduğunu. Macir memleketi zannetmiştik. Oraya geçmişiz hududu. Milliyetimizi sormadılar bizim ama herhalde dediler bunlar bizden değil. Lütfen okumayın. Güzel. Evet. Gürcü deyince ben bir şey ekleyeyim. Beni tanımazlar ama Yavuz'un eniştesi derseniz hepsi tanır. Efendim, bir de Halit Bey'e bir şey daha sormak istiyorum. Bir mahallede bir Gürcü veya bir köyde bir Gürcü olursa diğer insanların hepsinin toptan cennete girecekleri müjdesi, rivayeti dolaşıp duruyor. Siz bunu bildiğiniz mi Gürcülerden evlendiniz? Yoksa bilmeyerek böyle bir yanılgıya düşerek evlendiniz mi? Sonra bu müjdeyi mi öğrendiniz? Bunu da öğrendim. Hasbel kader, Gürcülere damat oldum. Üç günde sarardım. Ama Gürcüler hakikaten dünyanın en iyi insanları imişler. Yalnız etrafı da yani sorduk. Damat olduğunuz nedeniyle mi yani? Damat olduğum içine girdiğim için söylüyorum. Dışarıdakiler bunu anlamazlar. Biraz evvel. Bir dakika kime sorarsak o söyleyeyim. Efendim Kerem Bey. Nerededeki bu açık oturum suikastlarla sabot edilmişti. Buyurun. Biraz evvel arkadaşım birisinin muhacirine diye bir laf etti falan. O biri bilmem ne söyledi. Ben dedim hayır dedim. Bu kelimeler hepsi iptal ediliyor. Aynı zamanda tek kelime vardır. Dört harf galiba Türk. Böyle Gürcüsü. Lazi. O da Laz eniştesidir yani. Ama bana da Laz derler Rizeliyim. Ama İkizdere'ye doğdum dedim ben size. Ben gelmişim Karamanoğullarından Konya'dan. Benim gibi nice insanlar Yugoslavya, Romanya'ya, Bulgaristan'a, Yunanistan'a gitmişlerdir, etmişlerdir. Onlarla kardeşim ben ama onları arıyorum, buluyorum. İşte sizi burada bulmuş, görüyorum. Allah
Bu nedenledir ki tarihimizi tam anlamıyla bilmediğimiz için hiçbir kelimeye rahatsız etmeden kimseyi Türk kız bitecek bu. Bundan sonra da eğer bu toplantılara böyle bir kelime olursa ben gelmem bu toplantılara. İrk ayrımı kesinlikle yoktur. Türküz, öyle kalacağız, öyle yürüyeceğiz efendim. Teşekkür ederim. Bir de şu vardır. Muhacirine dinledikleri zaman da adam şurada Bulgaristan'dan geliyor, şuradan buraya. Ben muhacirim diyor. Benim memleketim Rize İkizler'e veya Erzurum. Acaba kaç saate gideriz oraya? Bir onu alalım hele. Kaç kilometre? Bir de burada Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan veya Romanya'dan gelen insanlar. Hangimiz daha çok uzak yol geçtik? Asas muhacir biziz ona kalınca. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu nedenledir ki demek ki bunları şey etmeye gerek yok. Biz burada toplandık. Muhakkak ki Allah rızası için bir şey çekeceğiz, edeceğiz. Buna son veriyorum. Evelallah. Teşekkür ederim. Efendim, buyur hocam. Bu izin verilirse bu hem karşılıklı hem tatlı söyleşilerden sonra, latife yolu söyleşilerden sonra ben konuyu biraz daha ciddileştirmek istiyorum. Geçen haftaki toplantımızda bu yapılan sohbet meclisinde, sohbet toplantılarında Allah dini ağırlıklı bir konuşma yapılırsa iyi olacağı fikri ortaya atılmış ve herkes tarafından benimsenmiş idi. Öyle miydi geçen hafta? Tabii, tabii, tabii. Yani marayani şeylerle değil de bir taraftan şakalaşırken bir taraftan da ağzı laf yapan kültürlü kişilerin konuşması tavsiye edilmiş idi geçen haftaki toplantıda. O sebeple ben müsaade buyurulursa merkez vaizlerimizden Sayın Sabri Karaağaç beyefendi abimizi bu konuda bize bir şeyler söylemek için müsaadenizle davet ediyorum. Buyurun efendim. Yalnız şuraya gitsin. Hoca efendi saraya geldi. Şöyle gidelim. Efendim? En sonunda. Evet. Sen evet. Söyle bakalım abi. Ben de varım. Dur. Var mı kardeşim? Ben Faruk Metin. Evet. Buyurun. Emekli müezzin. Tamam. Dedim buyur. 1952 Erzurum doğumlu Necmi Kabakuş. Teşekkür ederim. Evet, tanıtımdan eksik kalan oldu mu? Olmadı. Şimdi Sabri Bey hocam, hocamızı... Şöyle alsak acaba hocam size. Buradan da olabilir. Sabri Bey hocamızı dinleyelim. Alıyor. Evet. Efendim ben bu güzide çocuklara bu akşam katılıyorum. Evet. Sevgi esasına bağlı olarak bir araya gelmiş insanların zamanlarından, işlerinden fedakarlık ederek, özveride bulunarak böyle bir topluluğu oluşturmuş olmaları hakikaten zamanımızda insanımızın bir araya gelmek ihtiyacını duyduğu böyle bir zamanda fevkalade bir olgu olarak gördüm. Sebep olanları ve böyle bir topluluğa katılıp bunun hayatiyetini, devamını temin edenleri tebrik ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Şimdi toplantının havasına çok alışık değilim. Ancak bu gönülden katılan insanların hissiyatına birkaç cümleyle tercüman olmaya çalışayım. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Zülcelal, Adem Aleyhisselam'ı yaratacağı sırada meleklere soruyor. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةٍ Yeryüzünde halife olarak bir kul yaratmak istiyorum. Meleklerim görüşünüz nedir demişti Cenab-ı Hak. Melekler اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ dediler. Allah'ım kan dökecek, fesat çıkaracak, birbirine düşecekler mi yaratmak istiyorsun? Yaratacakların sana kulluk yapacaklarsa biz sana kulluk yapıyoruz. Seni yüceliyor, takdis ediyor, üstün sıfatlarınla takdis ediyoruz ya Rabbi deyip Allahu Zülcelal'a hikmetinden haberdar olmadıkları konuda Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı istikametinde olumlu bir tavırları olmamıştı. Bu Allah'ın emrine karşı gelmeleri manasında değil, sadece Adem'in yaratılışındaki hikmeti bilmediklerinden kaynaklanan bir davranış şekli idi. Cenab-ı Hak devamla sizin bilmediklerinizi ben daha iyi bilirim buyurarak Adem Aleyhisselam'ı yaratmış. Sonra yeryüzüne inme olayı, yeryüzünde Adem'in evlatlarının kurmuş oldukları çeşitli medeniyetler, ve bugünkü insana armağan olarak bırakılan geçmişte yaşanmış ilginç medeniyet eserleri
günümüzde yaşayan insanlarımızın da gelecekteki nesillere bırakacakları değerli emanet izleri, medeniyet eserleri olacaktır. Ancak medeniyetler çağlarını doldurmuş, zamanlarını doldurmuş, tarihin akışı içerisinde silinip gitmişlerdir. Medeniyetlerden geri kalan bu kubbede bir hoş seda sözünden hareket ediyoruz. Bir noktaya gelmek istiyorum. Bu güzide topluluğun İslam noktayı nazarındaki yerini anlatmak istiyorum bir iki cümle ile. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına taraftar olmayan meleklerin bu tavrına karşı Adem'i yaratır ve yeryüzünde medeniyetler bu noktaya gelir. Allah rızası için hiçbir dünya menfaati gözetmeden sadece sevgi esasına dayanarak bir araya gelen insanları Cenab-ı Zülcelal meleklerine göstererek der ki, şu kullarım var ya, çeşitli memleketlerden, çeşitli mahallelerden, çeşitli köy ve yörelerden gelip de benim rızam için bir araya gelen kullarım var ya, bunları size şahit tutarak yemin ediyorum, bu kullarım bulundukları topluluktan kalkıp evlerine giderlerken قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّعَاتُهُمْ حَسَنَاتُ buyuruyor. Günahları sevaba değiştirilmiş olarak yuvalarına döneceklerdir. İnşallah. Öyleyse bu esastan yola çıkan hiçbir maddi düşünce kaygısıyla bir araya değil, Allah aşkıyla bir araya gelmiş insanları, insanlar değil gökte melekler bile alkışlıyorlar. Tebrik ediyorum. Cemiyetiniz cemiyetimizdir. Ömrü uzun olsun. Bu cemiyete daha nice gönül vermiş hak dostu kullar katılsın. Ve Allah razı olsun. Aradan ayrılanlar olursa Allah gecinden versin. Onların yerini dolduracak birer vekil bularak bunun devamını temin etmek güzel bir şey olacaktır. Cenab-ı Hak cümlenizden razı olsun. Amin. Amin. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet. Efendim, bu arkadaşlarımızın arasında ben bir konuya değinmek istiyorum. Tabii hoca bu meslekte bilgi sahibi, hayli merhale kat etmiş hocalarımızın bulunmasını gönülden istiyoruz. Hatta gönül istiyor ki daha çerçeve genişlesin. Ama şartlar biliyorsunuz çok zor. Kimimizin evi dar ama gönlümüz geniş. Güzel. Bu vesileyle arkadaşlarımız bizi ne kusur istesek bize gelen arkadaşlarımıza bağışlıyorlar. Bizim aramızdaki konuşmalar latife şeklinde hep okuyoruz. Okuyup okuyup kalkıp gitmek. Hatta ben ilk defa getirmiştim. Bazı ibadete taalluk eden meselelerde zayıf noktalarımız vardır. Öğrenmek mecburiyetinde olduğumuz konular vardır. Efendime söyleyeyim. Bunların üstünde zaman zaman duralım dedik. Bunlar ciddi tartışması gereken konular. Bu sebeple her zaman aramızda bir ilim adamının bulunması mümkün değil. Fakat aramızdaki yaptığımız latifeler var ya, hani bu Macir veyahut bu Gürcü, bu Laz. Espriden öteye geçemez. Bu espriden öteye geçmez ve üstelik de espri yaptığımız zaman daha çok üzerinde durduğumuz arkadaşların inanıyorum ki daha çok sevildikleri için bu konuda üzerinde durduklarını yanlış anlaşılacağını zannetmiyorum arkadaşlarım. Hatta ne kadar hep sitemle bizzat benim üstüme herkes şey yapsa adeta böyle rahatlıyorum. Hep aynı abi. O bakımdan Halit Bey de benim kısa mülakatımda
rahatlamıştır sanırım. İtiraz hakkı da itiraz hakkı da yoktur. Yok. Aksu'daki imamın şeyine müdahale etmesi, camiden kovulmaları mesela ne olacak yani? Bunlar o kadar şey bir şey değiller yani. Olduğu gelmiş. O bakımdan bu hususta kimse söylenen herhangi bir şey, hani aniden bir beklemedik bir zuhurat, sürçülisan olsa da kötü bir şey söylese bile hemen bizi iyiye tahvil ediyor. Gülerek, tebessümle karşılıyoruz. Bu topluluk böyle bir topluluk. Teşekkür ederiz. Evet. Dileriz ki herkesin evi böyle geniş olsa da 30-40 kişiyi bir araya getirse, efendime söyleyeyim, daha geniş çerçeve genişletebilsek, İnşallah zamanla bunlara da olur ya. Yani. Genişleyecek herhalde. Ben, orada kiriş var. Sayın Sabri hocamıza, bütün arkadaşlarım adına şükranlarımı arz ediyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Yavuz, burada kiriş olduğuna göre orada da vardır. Tabii duvar yüzden geçtiği için suvanmışlı da çıkmıyor. Evde talibat istemiyor. Hane sahibi adına konuşuyorum. Bir çivi çakılmaz öyle. Eski eser durmaz. Balkonlara bak oraya dışarı. Eski eser. Camiden kovulma diye bir olay olmadı canım. Evet. Tavsiye edelim. Programın ikinci bölümü. Arkadaşlar, Hudi abimizin mızrağı galiba tarafa kaydı yanlışlıkla. Bunların içerisindeydi. Bunların içinde miydi? Yok mu? Siyah. Siyah şey diye. Ben şu iki parçayla beraber bana veriyor onlar. Çünkü ben kaydedim. Ferruk şuraya gelin. Bir müzem peşevi yapalım. Olur.
Gözüm her derdi gel.
Allah razı olsun. Bak, Halit abi, oradaki balosa bas. Balos bak, bu taraftaki. Başkan abi, uzanmış mı? Vallahi TRT gibi burası. Alıcıyız. Tamam ya,
Nice bir uyursun uyanmadın.
Ahmet abi, tebarekeye başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير فللذين كفروا بربهم عذاب جهنم فبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسهقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فأسروا قولكم أن اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق فهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahi Muhammedel Ümmiyyü ve ala alihi. وعلى آله وأصحابه أجمعين اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين أقنان آيات إلهية getirilen صلوات شريفة تكبيرات وتوحيد وحق diye zikreden dillerin sahiplerini indi ilahinde affı mağfiret eyle ya Rabbi. Amin. Kelamını okuyan kullarını mahcup etme ya Rabbi. Amin. Zikrinle ismini yad eden kullarını mahcup etme ya Rabbi. Amin. Şurada toplanıp ismini anan kullarına merhamet eyle ya Rabbi. Amin. Kendilerini dünya hayatında mazbut bir hayatla iaşelerini layık eyle ya Rabbi. Amin. Dünya hayatında himayeni üstlerinden alma ya Rabbi. Zatına layık kul eyle. Habibine layık ümmet eyle ya Rabbi. Dar-ı bakaya intikal edenlerinin taksiratlarını affı mağfiret eyle ya Rabbi. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu vesileyle dergahına geldik. Rahmetini niyaz ediyoruz. Bizleri reddetme ya Rabbi. Bizleri nefsimize bırakma ya Rabbi. Ömrümüzün rezil kısmını terk etme ya Rabbi. Zatına hizmetten mahrum etme ya Rabbi. Dinine hizmette daim eyle ya Rabbi. İyi kullarınla beraber eyle ya Rabbi. Şerlilerden koru ya Rabbi. Dünyamızda yüzümüzü ak, ahirette ruhumuzu pak eyle ya Rabbi. Amin. Şurada toplandığımız gibi huzur-u ilahiyende meydan-ı arasada Habibin Resulullah'ın sancağı altında toplanmak istiyoruz. Layık eyle ya Rabbi. Amin diyen dillerimizi yakma ya Rabbi. Gazabınla bakma ya Rabbi. Amin. Ve selamun alel murselin ve selametun alel müminine vel hazirin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Tegabbel minna ve şfi merdana ve ihfaz a'malana ve kdı hacatana ve rahem mevtana bi hurmetil Fatiha. Allah kabul eylesin. Allah kabul eylesin. Allah razı olsun. Mazideki aşklar birden kalbe doluyor yeniden. Toplantının havasına çok alışık değilim. Ancak bu hepinizden. Şimdi toplantının havasına çok alışık değilim.